Nisa suresi 104'te Cenab-ı Allah, şeytan Allah sanırım. Size karşı olanları, İslam'a karşı olanları, Kur'an'a karşı olanları, Müslümanlığın temel değerlerine karşı olanları araştırın diyor Allah. Bilin, öğrenin. Bunda gevşeklik göstermeyin diyor. Şeytanı bileceğiz. Münafığı anlamaya çalışacağız. Küfrü anlamaya çalışacağız. Müslümanlara ne tarz zarar verebilirler, bunları bilmeye çalışacağız. Bu bir ibadet olarak Nisa suresi 104. ayetinde Allah tarafından Müslümanlara emredilmiş. Tahkik edeceğiz. Analiz edeceğiz. Neden bu hale düşmüşler? Çare nedir? Ne yapılabilir? Nasıl ikna edebiliriz? Nasıl konuşabiliriz? Yanlışları nedir? Müslümanlar için hangi konuda kötü düşünüyorlar? Nasıl zarar verebilirler? Nasıl bir oyun oynayabilirler? Nasıl tuzak kurabilirler? Bunların araştırılmasının farz olduğunu Nisa suresi 104. ayet ehemmiyetli bir ibadet olarak bize bildiriyor. Sakın gevşeklik göstermeyin diyor. Yani kendi haline bırakmayın. Yani karşılaştığınızda anlayacağınız gibi olmasın. Araştırın, inceleyin, bakın, bilin, öğrenmeye çalışın diyor Allah. İslam'ın, Kur'an'ın, Allah'ın, kitabın karşıtlarını, yani şeytani, münafıkhane düzenleri. Hac suresi 53'te de Cenab-ı Allah kalpleri her türlü duyarlılıktan yoksun bulunanlardan bahsediyor. Her türlü, mesela merhamet bilmiyor, nezaket bilmiyor, kibarlık bilmiyor, saygı bilmiyor, halden anlamıyor, insanları neyi rahatsız eder, ne insandan hoşuna gider bilmiyor. Küt ve odun kafalı tabir edilen insanlar vardır. Kalpleri her türlü duyarlılıktan yoksun bulunanlara diyor Allah. Allah'ın bir deneme kılması içindir bak. Kalpleri her türlü duyarlılıktan yoksun bulunanlara Allah'ın bir deneme kılması içindir. Şüphesiz zalimler, yani münafıklar, kafirler, kafirun ve kafirat, cahilun ve cahilat, efendim, kafirun ve kafirat, zulmedenler, şüphesiz yani kendi nefsine zulmedenler, insanlara zulmedenler, şüphesiz zalimler, gerçeğin kendisinden uzak bir ayrılık içindedirler. İslam'ın, Kur'an'ın özünden ayrı oluyorlar. Anlayamıyor, kavrayamıyor. Şeytani bir ruh içerisinde yapayalnız çabalayıp duruyor. Kalpleri her türlü duyarlılıktan yoksun. Merhameti bilmez, inceliği bilmez. Allah'ın derin sanatını göremez, Allah'ın açık sanatını göremez. İnsanlar neden hoşlanır, neden rahatsız olur bilemez. Tekrar tekrar söylüyorum ki, bilmeyen iyi anlasın, iyi öğrensin diye.